Eğer cemaatler olmazsaydı, Ülkücer olmasaydı, Nur Talebeler olmasaydı, Fethullah hocamız olmasaydı, Nakşibend olmasaydı, Türkiye çok 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 acı bir ortama sürüklenirdi. Tahmin edemeyecekleri bir ortama sürüklenirdi. Evet. Allah onları vesile etti. Türk milliyetçilerine, Ülkücülere, Nur Talebelerine, Süleymanlı kardeşlerimizi, ondan sonra Nakşi kardeşlerimize, Kadir kardeşlerimize, bunların hepsi vatanseverdir, vatana, millete, bayrağa, aşkla, muhabbetle düşkün, aşkla, muhabbetle koruyan mübarek topluluklardır. Allah onların vesilesiyle çok güçlü bir Türkiye meydana getirdi, Allah vesile etti. Çoktan giderdi Türkiye, yani 30 kere parçalanırdı. Bütün yabancı ülkeler aşağı yukarı ittifak halinde Türkiye'yi parçalamak için, Çanakkale'ye geçilmez, vatan bölünmez dediler. Değil mi? Koç, Yiğit'i, evet. Güzel. Tabii ne çilelerden, ne zorluklardan geçtiler. Bu günlere geldik. Bundan sonrası artık düz Allah'ın izniyle. Yokuşu geçtik. Düz ya. Şimdi ondan sonra iniş aşağı. Son sürat gideceğiz inşallah. İnşallah. Siz daha bilirsiniz hocam inşallah. İnşallah. 1979'lar söylediğiniz tarih. Tam Hicri 1400. Evet. Allah'ın izniyle inşallah. O benim canım kardeşlerim, o zamanlardaki yetişen nesil, şu an Türkiye'de devletin bütün kilit noktalarında görev alıyorlar. Ülkücüler, milliyetçiler, efendim diğer cemaat mensupları olsun, şeyler olsun, vatanı, milletini seven, hep bütün aydın kesim, Atatürkçü, milliyetçi, kültürden, sanattan, bilimden derin haz alan, iyi niyetteki güzel insanlar, makul insanlar hep devletin güzel yerlerine geldiler. Her şey güzelleşti, her yer güzelleşti. Polis güzelleşti, MİT güzelleşti, efendim devletin diğer kurumları güzelleşti. Her yerde bir güzellik ve bereket oluştu. Maşallah. Daha da güzel olacak inşallah, daha da iyi olacak. Hayır hakim olacak inşallah. İnşallah. Bu saydıklarım gruplar hep devleti muhafaza için uğraştılar. Aman devlet yıkılmasın. Aman üniter devleti muhafaza edelim. Vatana millete zarar gelmesin. Vatan işgal edilmesin gayret ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel netice aldılar inşallah. Kolay değildir. Çok zordur. Fethullah hocamızın çektiği çileleri, o talebelerin çektiği çileleri Allah bilir. Ülkücülerin çektiği çileler. Ne ızdıraplar çektiler o koç yiğitler cezaevlerinde. Herkes bilir. Normal mahallelerinde nefes aldırmıyorlardı o çocuklara. Tabii. O koç yiğitlere ben biliyorum lise yıllarında falan. Çok iyi biliyorum. Sokakta gezemiyorlardı yani. O kadar zordur yani. Böyle geziyor, saldırırlar, kurşunlanırlar. En zor şartlarda çok güzel hizmetler verdiler. Ve bugünlere geldik Allah'a çok şükür. Süleymanlı kardeşlerimiz her yere Kur'an kursları açtılar. İnşallah. Muhammed Raşidoğlu Hazretleri büyük bir coşkuyla güzel bir hareket başlattı inşallah. Mesela Muhammed Raşidoğlu Hazretleri'nin güzel bir yönü vardır. Devlete çok bağlıdır. Aydın bir insandır. Bölünmeye şiddetle karşıdır. Güneydoğu'da bir kale oldu PKK'ya karşı. Tabii yoksa PKK yani çok acayip hamle yapabilecekti. Muhammed Raşidoğlu Hazretleri durdurdu onu. Allah onu vesile etti Güneydoğu'da. Maşallah. Tabii çok büyük seyitlerin orada faydası oldu. Özellikle aydın, aklı başında, milliyetçi, mukaddesatçı, Atatürkçü, dindar gençlik bugün Türkiye'de hakimdir. Elhamdülillah. Allah'a çok şükür. Maşallah. İnşallah.